İlk bakışta ayrıntılı gibi görünen Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlık staj yönetmeliği ile İstanbul Barosu'nun yayımladığı staj yol haritasının stajyer avukatlara hakları açısından tam anlamıyla yardımcı olduğu söylenebilir mi? Barolar, yönetmelik ve yol haritasını internet sitelerinden yayımlayarak stajyer avukatları bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmiş sayılır mı? Stajyer Avukatlar Dayanışması kurucu üyelerinden Avukat Büşra Uyar, İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında bu yönde çalışmalar olmasına rağmen söz konusu metinlerin stajyer avukatların haklarından çok yüküm ve yasaklarla dolu olduğunu belirtti. Uyar'a göre asıl önemli olan stajyer eğitimlerinde bu hakların daha da vurgulanması. Sadece aslında şeyde de değil, işte İstanbul Barosu'nda da değil, Ankara ve İzmir Barosu'nda da bu yönde çalışmalar var. Yani çeşitli bir rehber yayınlanmış durumda. Ama stajyer avukatların sahip oldukları haklardan ziyade daha çok yükümlülükler ve yasaklar var bu metinlerin içinde. Aslında birazcık daha şeyle ilgili, işte staja başlama anındaki, staj esnasındaki ve işte stajı bitirebilmek için gereken belgeleri, raporları vesaire anlatan ve usulü yolları gösteren metinler bunlar. Ama bunun yanında özellikle de avukatlık staj yönetmeliğinde çeşitli haklar ve yükümlülükler de düzenlenmiş durumda. Örneğin 21. madde doğrudan baro yönetiminin denetim sorumluluğuna atıf yapıyor. Bir de 17. maddede de yine örnek açısından söyleyeyim. Avukatların stajyerlerinin hukukun üstünlüğü ilkesine, meslek ilke ve kurallarına bağlı hukuk bilgilerini somut olaylara uygulayabilecek nitelikte bağımsız ve özgür bir avukat olarak yetiştirme yükümlülüğü düzenlenmiş. Dolayısıyla da aslında hiçbir düzenlemenin olmadığını söylememiz mümkün değil bu konuda. Ama şunu da belirtmek gerekiyor bir yandan da. Stajyer avukatlar aynı zamanda avukatların sahip olduğu bazı haklara da sahipler ve avukatlık meslek kurallarıyla da bağlılar. Ama bu konuda stajyer avukatlara yönelik her şeyden önce ayrıntılı bir düzenleme olmadığını söylememiz gerekiyor. Ve bundan daha da önemlisi aslında bu yasaların ve yasal düzenlemelerin yeterince bilinmemesi noktasında karşımıza çıkıyor. Çünkü işte bir stajyer hak ihlaline uğradığı zaman, örneğin işte avukat yanında yaptıkları stajda sadece sekreter olarak kullanıldığı zaman veya işte bazen daha da ağır bir şiddete uğradıkları zaman bunun bir yaptırımı olacağını ve disiplin sorumluluğu doğurabileceğini bilmiyorlar. Hatta bunu sadece stajyerler değil, avukatlar da bilmiyor. Biz bunu gördük. Yaptığımız Clubhouse'da yaptığımız toplantılarda avukatların da bu konuda eksik olduğunu gördük. Genel olarak bunları bilmiyorlar yani. Bu sebeple de kesinlikle dediğiniz gibi stajyer avukatların bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu belki kitapçık şeklinde olabilir. Yani işte staja başlayan stajyerlere ilk başta bir kitapçık şeklinde de verilebilir ama bunun etkililiği ya da yeterliliği konusunda bizim stajyer avukatlar dayanışması olarak yine şüphelerimiz var. Bundan ziyade staj eğitimlerine yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz bunu. Bu şekilde daha efektif olacağını düşünüyoruz. Yani bu belirtilen yasal düzenlemeleri ve tabii ki yapılırsa daha da fazlasını, daha güçlü yasal düzenlemeleri gerektiği denetim mekanizmalarını stajyer avukatlara staj eğitimi sırasında ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Tüm avukatlar staj sürecinde benzer sorunları yaşadığı halde bazıları bir yıllık staj döneminde karşılaştıkları sıkıntıları eğitimin bir parçası kabul ettikleri için mi hak ihlalleri kanıksanıyor? Uyar, stajyer avukatlar ucuz iş gücü olarak görülmeye, şikayet mekanizması da işletilmemeye devam ettikçe bu kısır döngünün kırılmasının zor olduğunu dile getiriyor. Stajyerler hak ihlallerine uğramaya, avukatlık ruhsatını alanlar da çektikleri sıkıntıları unutup yeni hak ihlallerini normal karşılamaya devam ediyorsa, bu kısır döngünün ve çözümsüzlüğün asıl kaynağında yatan ne olabilir? Ya bunun da yine tek bir sebebi yok bana kalırsa. Birden fazla sebebi var. Bunun en başında zaten etkili bir denetim mekanizmasının olmaması geliyor. Şimdi etrafta tabii çok fazla hukuk fakültesi var. Sayıları da her gün artıyor ve işte binlerce hukuk mezunu veriliyor her sene. Tabii bu da çok fazla stajyer avukat olması sonucunu doğuruyor. Bu yüzden de avukatlarda genelde şöyle bir mantık var. Biri olmazsa birisi olur. Hani illa bir stajyer bulacağım mantığı oluyor. Bu sebeple de örneğin diyelim ki sekreter alacak bir avukat bürosuna, sekreter ihtiyacı var. Bunun yerine diyor ki daha ucuza, hatta bazen hiç para vermeden bir stajyer avukat alırım ve sekretere yaptıracağım işi stajyere yaptırırım diye düşünüyor. Bu durumu da birisi kabul etmezse zaten bir diğeri kabul edecek. Bunu da biliyor. Dolayısıyla da aslında baktığımız zaman bir noktada bu avukatların işine geliyor. Bunu Clubhouse toplantılarımızda doğrudan bir avukatın kendisinden de duyduk.
Ya ilginç ki stajyer avukatlar dayanışması olarak stajyer avukatların problemlerini tartışıp çözüm aradığımız bir platformda bir avukat çıkıp stajyer avukatlar bizim için ucuz bir iş gücü olarak görülebiliyor şeklinde bir açıklama yaptı. Yani doğrudan aslında bu şeyi doğruladı. Dolayısıyla da bunu engelleyecek bir mekanizma olmadığı sürece avukatların bu yaklaşıma devam etmemesi için bir sebep de kalmıyor. Ben bir de kendi baro dersinden hatırlıyorum. Birisi bürosunda psikolojik şiddete uğradığını söylemişti ki oldukça da ciddi bir aşağılama söz konusuydu benim hatırladığım kadarıyla. Ve danışman avukatımız başka bir büro bul dedi. Yani yapılabilecek tek şey buymuş gibi görünüyor çünkü. Herkes memnun değil stajından, memnun olmadığı bürodan çıkıyor, bir başkasına gidiyor. Aynı problemleri orada da yaşıyor ve bu sene, bir sene boyunca bu problemler bu şekilde devam ediyor. Ve bu problemler de kimse ses çıkarıp hani ya bu böyle devam etmemeli demediği için de çözülemiyor ve sürekli devam ediyor. Bu süreçte sessiz kalan stajyer avukatlar avukat oldukları zaman yani mesleğe başladıkları zaman daha da ağır hak ihlallerine maruz kalıyorlar. Ve dolayısıyla da aslında bu bir girdap haline geliyor. Nasılsa bu bir yıl gelip geçecek şeklinde bir ara dönem olarak değerlendirilmesi gibi bir problem var. Hem stajyer avukatlarda var hem avukatlarda var. Stajyer avukatlar diyor ki zaten bir sene dişimi sıkayım işte bitecek sonra avukat olacağım diyor. Avukatlarda da şöyle bir durum var. Şimdi bazı avukatlar stajyeri alırken onu yetiştirip daha sonra kendi bürosunda avukat olarak çalıştırmak amacıyla alıyor. Yani daha sonra da eğer ki karşılıklı anlaşabilirlerse bu işe avukat olarak da devam ettirmeyi planlıyorlar. Genelde bu avukatlar hariç sadece stajyere bir eğitim verebilmek için stajyer alan ya da işte sadece çeşitli işleri yaptırabilmek için stajyer alan bazı bürolarda avukat çok da umursamıyor stajyerin aldığı eğitimi. Çünkü o bir yıl bittikten sonra bir daha görmeyecek belki de. Dolayısıyla birazcık daha böyle pragmatist yaklaşıyorlar. Baktığımız zaman bu konuda eğer ki bir yasal düzenleme yapılmazsa ve işte etkili bir denetim mekanizması kurulmazsa bu konuda sadece avukatlardan etik bir yükümlülük bekleyebiliyoruz. Yani daha doğrusu bu etik yükümlülüğe uymalarını bekleyebiliyoruz. Bu sebeple de hem stajyer avukatlar dayanışması olarak hem de kendi adıma ben kesinlikle bir yasal düzenleme ve etkili bir denetim mekanizması olması gerektiğini düşünüyorum. Peki stajyer avukatlar bir yıllık staj sürecinin hangi aşamasında daha çok hak ihlaline uğradıklarını dile getiriyor? Aslında en çok şu dönemde yaşanıyor demek çok mümkün değil. Çünkü herkes bu süreci farklı bir şekilde deneyimliyor. Herkesin yaşadığı problem de onu farklı bir şekilde etkiliyor aslında. Ama bize gelen anket sonuçlarında adliye stajı sırasında da hem hakimlerden hem savcılardan hem de diğer adliye personelinden hakaret işiten ya da aşağılandığını söyleyen çok fazla stajyer avukat olduğunu gördük. Ama bu konuda en çok şikayet adliye stajından ziyade avukat yanında yapılan staj esnasında gerçekleşiyor. Ve bunun en temel sebebi adliye stajının etkili bir şekilde yürütülmemesi. Yani hem stajyerler bunu işte 6 ay boyunca başka bir avukatın yanında çalışarak değerlendiriyorlar. Yani 6 aylık avukat yanı stajını bir seneye uzatıyorlar genelde. Bu ilk 6 ay boyunca da daha çok işte bu şeye gidip adliyeye gidip imza atıp çıkmak şeklinde oluyor. Toplu bir şekilde ayda bir gidiliyor örneğin. Bir aylık imza atıp çıkıyorsun. Dolayısıyla da yani zaten adliye içerisinde geçirilen süre çoğu stajyer avukat için çok uzun bir zaman değil. Bu yüzden de ilkinden ziyade aslında ikinci dönemde, ikinci 6 ayda yani avukat yanı stajında yaşandığını gördük. Bize gelen şikayetler de genelde bu yüzden de. Bu sebeple de bizim birazcık avukat yanındaki staja bakmamız gerekiyor. Bu konudaki problemlerin daha avukat ararken başladığını görüyoruz. Şimdi mezun oldunuz. Mezun olduktan sonra staja başlamaya karar verdiniz. Bu süreçte öncelikle çalışma alanlarınıza uygun olduğunu düşündüğünüz avukatlara CV gönderirsiniz. Bunu yapan stajyer avukatlar çoğunlukla bu şekilde gönderdikleri CV'lerden geri dönüş almıyorlar. Bu sebeple de baroların stajyer avukat ve avukatların birbirini bulduğu aslında bir ilan sayfası var. İşte bir avukatsınız diyelim ki stajyer arıyorsunuz. Buraya ilan veriyorsunuz. İşte avukatım stajyer arıyorum şeklinde. Bunun tam tersi de mümkün olabiliyor. Yani ben bir stajyer olarak da ben yasal avukatlık stajımı başlatacağım ve bir avukat arıyorum şeklinde bir ilan da açabiliyorum. Ama burada şimdi şöyle bir şey oluyor. Örneğin avukat ilan veriyor stajyer aradığına dair. Ve işte cinsiyet bölümüne kadın stajyer aradığını söylüyor. İşte görüşmeye gidiyorsunuz. Neden kadın stajyer arıyormuş? Çünkü işte bu stajyerden ofise temizlik de yapmasını bekliyormuş. Ya da oraya erkek yazıyor örneğin.
Neden diye soruyorsunuz. İcra müdürlüklerine daha dayanıklıdır erkekler diyor. Ya da işte diyor ki daha girişkendirler diyor. İşlerini daha çabuk hallederler. Ben icrada çalışacak bir stajyer avukat istiyorum. Bu yüzden de erkek arıyorum diyor örneğin. İhlallerin bir ayağını bu oluşturuyor. İkincisi, diyelim ki yüksek lisans yapıyorsunuz ya da yapmak istiyorsunuz. Kabul edilmiyorsunuz. Çünkü haftanın belli günlerinde işte derslerinize gitmek zorundasınız. Dolayısıyla ofiste geçireceğiniz zaman azalacak. Bunu kabul etmiyorlar. Ki ücret konusuna girmiyorum bile. Arda'nın dediği gibi doğrudan ücret istediği için reddedilen stajyer avukat arkadaşlarımız var. Bu şekilde de kendisine işte bütün bunları işte sineye çekip çalışacağı bir yer bulan bir stajyer avukat çalışmaya başladığında da türlü türlü hak ihlallerine maruz kalıyor ve mobbinge uğruyor. Dolayısıyla da biz bu konudaki en çok ihlali bu noktada duyuyoruz. Avukat yanında yapılan staj noktasında duyuyoruz. Yetersiz eğitim almaktan tutun, ofiste sadece çay kahve doldurup temizlik yapmaya ya da işte ofisten çıkarken akşam ışığı kapatmadığı için ya da çiçekleri sulamadığı için azar işitmeye kadar birçok farklı şekilde psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. O yüzden de hem avukat yanında hem adliyede çeşitli hak ihlalleri olsa da ya da eğitim konusunda yetersizlikler olsa da buradaki problemlerin daha çok avukat yanında stajın yapıldığı döneme denk geldiğini görüyoruz. İyi bir avukat olmanın yolu şüphesiz staj sürecinde etkili bir eğitimden ve etkin bir stajyerlik deneyiminden geçiyor. Barolar, stajyer avukatlara vermesi gereken eğitim yükümlülüğünü tam anlamıyla ne kadar yerine getiriyor? Uyar'a göre staj eğitimleri yetersiz olduğu gibi eğitimin eşit şartlarda sunulmaması ve yetersizliği de başlı başına bir hak ihlali. Bir de işte eğitimlerin yetersiz olması gibi bir durum oluyor. Hani bunu da bir hak ihlali olarak aslında düşünebiliriz. Çünkü sonuç olarak siz bu stajı bir şeyler öğrenip daha sonra avukatlık mesleğine atılmak için yapıyorsunuz. Ve hani bu eğitim yetersiz olduğu zaman işte bunun da bir anlamı kalmıyor. Örneğin işte avukatlık staj yönetmeliğinin 22. maddesinde ve 23. maddesinde eğitim düzenlenmiş. Her baronun kendi içerisinde bir eğitim organizasyonu yapacağı söylenmiş bu maddede ve işte en az 120 saatlik bir eğitim öngörülmüş. Ama baktığımız zaman kimi baro hiç bu eğitimi vermiyor, kimi bu 120 saati doldurmuyor. Örneğin pandemi döneminde ben Ankara Barosu'nda yaptım. Pandemi dönemine denk geldi stajım. Kimi gruplar eğitimine devam etti, kimisi hiç devam etmedi. Ki bu eğitimler ne kadar yeterli o da apayrı bir konu ki bize gelen anketlerde çoğunlukla bu eğitimlerin de çok yetersiz olduğu söylenmişti. Fotoğrafın bütününe baktığımızda stajyer avukatların haklarıyla ilgili en önemli eksiklik ihlallerin çıkış noktası ve tüm bunları engelleyecek yasal düzenlemelerin olmaması mı? Büşra Uyar, yasal düzenlemelerin yetersizliğinin altını çiziyor ve baroların da yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmediklerini vurguluyor. Ya yasal düzenlemeler de yeterli değil. Kesinlikle bu konuda hemfikirim. Ama yasa olması demek bunun her zaman uygulanacağı anlamına gelmiyor. Nitekim de böyle. Demiştim daha önce de. Yani avukatlık staj yönetmeliğinde açıkça baroların denetim yükümlülüğü düzenlenmiş durumda. Ama ben bu zamana kadar hiç duymadım. Yani stajyer avukatlar dayanışmasında da bunu çok konuşuyoruz. Türlü türlü dediğim gibi yani cinsel tacize saldırı evet yasal süreci başlatmak zor olabiliyor. Ama hani başlatanlar var o ayrı bir süreç zaten. Bunun dışında işte mobbing, psikolojik şiddet gibi vakalarda özellikle de bu konuda ben hiçbir baroya işte bunu gidip işte söylüyorsunuz ve bu konuda bir yasal süreç başladı, avukatın disiplin sorumluluğu doğdu gibi bir şey hiç duymadım. Dediğim gibi bunu ne stajyerler biliyor zaten böyle bir yükümlülüğü olduğunu baronun, ne de avukatlar biliyor ya da bilmezlikten mi geliyorlar hani hiç bilmiyorum ama hani bu işlemediği için, böyle bir denetim süreci işlemediği için barolarda bilmemiz de çok da bir şey ifade etmiyor aslında. Bilip bunun peşine düşmemiz gerekiyor. Kabul etmemek, bunun arkasında durmak kesinlikle. Yani bir şiddete uğradıysam, bunu stajyer avukatlar çok söylüyor örneğin. İşte büromda mobbinge uğruyordum, çıktım başka büroya girdim. Evet, girdin ve belki sen şu anda daha uygun bir büro buldun ama önceki büron şu anda bir başka birisine aynı şeyi yapıyor. Yani bu şekilde bir kısır döngü gibi. Herkes birbirini anlatıyor. Herkes işte sorunu biliyor. Ve hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Yani bu konudaki ben en temel eksikliğin stajyer avukatlar dayanışması olarak da benzer bir kanıdayız. Denetim yükümlülüğünün aktif bir şekilde uygulanması
Ve işte gerekli yasal düzenlemelerin peşine düşülmesi gerekiyor. Hem yeni yasal düzenlemeler anlamında hem de mevcut düzenlemeler bakımından. Bir de şunu söylemem gerekiyor tabii. Avukatlar arasında ciddi bir birbirini kollama durumu var. Yani biz mesleki dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu durumlarda asla birbirimizin yanında durmuyoruz. Ama işte örneğin diyelim ki bir stajyer avukat, bir kadın stajyer avukat cinsel tacize uğradı ve bunu gidip bildirdi baro yetkililerine, baro başkanına ya da barodaki diğer yetkililere bunu bildirdi. Hemen bir şey durumu oluyor. Ya o yapmaz, ya işte meslektaşımızı böyle karalamayalım, böyle bir şey olmaz falan gibi direkt olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunun örneklerini ben çok duydum çevremden. Birden fazla örneğini duydum bunun. Özellikle kadın stajyer avukatların cinsel tacize, cinsel saldırıya uğradıklarını da görüyoruz. Bu konuda da apayrı bir prosedür gerekiyor bana kalırsa cinsel tacize saldırı konusunda.